Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Murat Ali'yi okula götürüyor. Arabayla götürüyor bugün. Saat şu an 8:30. Ali bu sabah çok erken uyandı. Alerjisi de tutmadı ama niye bu kadar erken uyandı bilmiyorum valla. Uykusunu aldı mı, almadı mı? Göreceğiz bakalım. Açılır. Uykuyu pek fazla da sevmiyor. Gittiler. Tost hazırladım. Beslenmesini koydum. Ve okul yolcusu. Bugün de hava çok güzel. Güneşli, sıcacık. Burada da yine tost hazırlıyorum. Birazdan Zeynep de uyanır. Çayı da demledim. Murat da gelince hemen istiyor kahvaltısını çünkü. Aç mısın? Hemen yiyeceğim diyor. Ha, hazırla getir diyor. Evet, kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi az önce karşılaştığım manzarayı göstereyim sizlere. Bakar mısınız Zeynep'e? Sucuğu almış yanına. Burada bir yandan Ayşe abla bebekleri izliyor. Bir yandan da sucuk kokluyor herhalde. Bu kadar sucuğu seven birisi yok. Kurusun diye balkona koymuştum. Murat'a dedim bir duvara çivi çak da kurusun dedim. Yaş olarak buzluğa atıyoruz ya. Azıcık kurusun daha sert oluyor dedim. Zeynoş rahat bırakmıyor ama. Evet, akşam yemeğine mercimek çorbası yapıyorum. Ben mercimek çorbasını böyle bütün malzemeyi koyuyorum. En son blenderdan geçiriyorum. Et suyu, patates, sarımsak, soğan ve kırmızı mercimek. En sonunda tuzunu koyacağım. İşte nane falan eklersem. Tereyağı eklemeyeceğim. Şimdi suyunu doldurup hemen kaynamaya bırakalım bakalım ocakta. Şöyle birazcık da zeytinyağı ekleyelim. Tamam. Evet, çorbam pişerken şöyle bol sütlü bir kahve molası vereyim dedim. Kahvemi içtikten sonra yine mutfağa devam. Kek yapacağım bugün çocuklara. Bir tane takip ettiğim arkadaş da aynı mercimek çorbası yapıyor. Sıcak blender'a geçtiği için hemen bozulmuş blender. Ben de korktum. O yüzden mercimek çorbam piştikten sonra kapağını kapattım, bekledim. Ilındı. Şimdi blender'dan çekiyorum. Zeynep de birazcık kuru üzüm, fıstık mıstık bir şeyler yedi böyle. Şuna koyalım da. Kapağını kapatıyorum böyle. Kahvaltıdan sonra 1-2-3 saat sonra atıştırmalık bir şeyler istiyor. Bunu veriyorum direkt eline. Yiyor. Artanı da böyle kapatıyorum. Kek yapacağım birazdan. Önce şu çorbayı halledelim. Ondan sonra... Mis gibi oldu. Daha sarı olmasını istiyorsanız rengini zerdeçal ekleyebilirsiniz. Hem sağlıklı da faydalı da zerdeçal. Ama ben eklemeyeceğim. Böyle olacak bu sefer. Mis gibi et suyuyla. Harika oldu çorba. Bir kasede koydum şöyle Zeynep'e. Şimdi küçük bir tencereye aktarayım bunu. Ondan sonra koyalım ocağın üstüne dursun bakalım. Şimdi kek yapımına başladım arkadaşlar. Bir çay kaşığı vanilya ekledim. Bir bardak toz şeker, 2 yumurta. Yine çoka damla ve ceviz ekleyeceğim. Kabartma tozu, sıvı yağ. Normal klasik anne keki. Her zaman yaptım, o yüzden çekmeyeyim. Son bitmiş halini paylaşırım sizlerle. Her gün kek yaparken böyle çekmeyeyim dedim bu sefer de. Böyle giriş ve sonucunu paylaşırım bakalım. Kekim fırından çıktı. Biraz dinlensin. Sonra ters çevirip dilimleyeceğiz bakalım. Mis gibi koktu. Ev çikolatalı böyle kek. Kakaolu yaptım birazını. Çikolata damlaları da attım içerisine. İnşallah çok lezzetli olmuştur. Görüntüsü, kokusu muhteşem. Tadına baktım arkadaşlar. Harika olmuş. Sıcak suyla yapıyorum biliyorsunuz ki. Sadece 2 yumurta kullanıyorum. Pofidik pofidik. Pamuk gibi bir kek olmuş. Çok da lezzetli. Gördünüz zaten her zaman yaptığım klasik kek tarifi. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Kalsın. Kalsın mı? Evet arkadaşlar biz gidiyoruz şimdi.
Evet, orada sen varsın. Gidiyoruz Sabiye. hem pazara hem de Ali'yi okuldan almaya hem de kargoya. Ali'ye bir şoman takımı almıştım. Geri gitmiş kargo. Hem kargo vereceğim. Buraya koydum paketi. Unutmayayım diye. Burada masada geçen gün unutuyordum az kalsın. Valla boş boş gidiyorduk kargoya. Zeynep'e de böyle Ali'nin küçülen yeleğini giydirdim. Bakalım. Birazcık uzun oldu. Gideceğiz kızım. Kapat ayakkabılarımızı giyelim. Kapat. Zeynep de öğlen uykusunu fazla kaçırınca gözler şişti. Dur bakalım. Kapat. Ben de sandaletlerimi giyerim. Yeleğini attım böyle üstüne de çıkarırım. Denemek için giydirdim. Kaldı öyle üzerinde. O ne ya? O ne ya? O ne ya? Pazar alışveriş yapacağız bakalım. Aylar sonra ilk defa pazara çıkıyoruz. Değil mi Zeynep? Ne alayım sana pazardan? Süt mü? Süt. Ne? Bir şey mi? Pisi. Pisi senin cebinde. Ne hareketlere hareketlere bak. Bu ne ya? Bu ne ya? Şımarma, şımarma, şımarma. Şımarma, o kadar da değil. Gel, gel Zeynep, bebek arabasını alacağız. Bak kırmızı da burada. Aynen ben de şimdi gör. Ali'nin bisikleti de burada. Bindir mi? Şimdi önce arabaya kızım. O bizim değil. Elleme, elleme, elleme. Yürü. O bizim değil. Evet. Hoppa. Baba uçtu. Uçtu baban. Evet, Zeynep'in bahanesi yine karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Ön koltuğa geçmek için karnım ağrıyor diyor. Daha arabaya binmeden asansörde diyor bana. Şimdi Ali'nin okuluna gidiyoruz. 10 dakika kaldı çıkışına. 16'yız oradan da pazara. Arkadasın sen zaten. Amca namaz kılıyor orada bak. Evet, Ali'şi okuldan aldık. Kargoyu da hallettik. Şimdi Murat elektrikçiye geldi. Televizyon için bir kablo alması gerekiyormuş. Böyle elektronik eksikler de oluyor işte evde. Valla elektrik kablosu bilmem ne. Şimdi girdi içeriye. Maskesiz girilmez diyor. Acaba maskeli mi girdi Murat, maskesiz mi? Hiç fark etmedim de. Burada da böyle kahvaltılık satan yer varmış. Kaşar, eski kaşar. Kars köy tereyağı diyor. Anne Bekliyoruz. Maskesiz girmiş bak. Evet, biz pazara geldik. Ön tarafı kaçırdı Murat. Sonra da bir baktık arka taraftan da giriş varmış. Daha iyiymiş burada Murat dedi. Ön taraf daha kalabalık oluyor pazarın girişi olduğu için. Burası çıkış tarafı gibi bir yer. İşte Ne şuradaki oldu da kırmızı. 150 lira aldık bakalım kaç para kaldı? 150 lira mı? Evet, yetmez mi? Zeynep nereye? Buradan. Zeynep nereye? Nereye? Hayır. Hadi gidiyoruz Bence bir şey 150 giyeyim liraya. üstüme ya. Giyeyim yerine. Yok be, Şimdi pazarın içinde bir şey çanta olmaz. Aynen. Hadi Zeynep gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Aliş. Gidiyoruz. Bir minyoncu da varmış. Tam benlik. Vallahi tatlıcı. Oh. Valla aylar sonra ilk kez çıkıyoruz. Oh, Zeynep de buldu tezgahını. Hemen gösteriyor bak. Çok komik ya. Ne oldu Zeynep? Ay çok yaşa. Kapat şapkanı.
Üşüdün. Hadi gel bakalım. Neler neler var bakalım. Altı tane on diyor. Meyve fiyatları. Elma 6, erik 5. Mandalina çıkmış 4 lira. Zeynep şu erikler, kırmızı erik de çok seviyor ya. Evet ama sert olanını seviyor. Yumuşaksa yemez. Seçtirmez de oradaki. Şimdi. Tamam alalım. Havuç alacağız biraz. Artık kış geldi. Evet buradaki de güzelmiş. 5 lira kilosu. Zeynep çok seviyor bu sert eriği. Nasıl yumuşak? Güzel ya aslında. Al o zaman. Patates, soğan, elma. Nereye? Gidiyoruz işte oğlum, oyuncak. Oyuncak bölümüne mi? Gidiyoruz işte oğlum. Bak turşuluklar çıkmış. Sirkeler, turşu, tuzlu, salatalık. Ne kadar? Kilosu 7 lira, kilosu 8 lira. Değişiyor, boy değişiyor fiyatlar. Fasulye, taze fasulye. Çok özledim. Alacağım bugün fasulye. 5 lira diyor kilosu. Bitiyor artık. Oraya da bakalım. Bitmeden gene alalım. Ay şu tezgaha bakın ne kadar güzel ya. O kadar özlemişim ki. Yeşillik. Uzun zamandır pazara çıkmayınca almıyorduk. Alacağım birazdan. Şöyle bir dolanalım, gezelim bakalım. Fiyatları araştıralım. Hem de mısır alalım şu tarafa bakalım. Şuradan limon alalım. Her fiyata var. Annem almış geçen hafta şeker fasulye. Burada ne kadar? 10 lira. Barbunya 8, taze 7. Dolmalık biber 5. Fiyatlar böyle işte arkadaşlar. Sizin oralarda, sizin şehirlerinizde nasıl? Aynı mı? Her fiyata var. Mısır gene 6 tane 10. Niye bu kadar pahalı ya? 10 tane 10 olmalı. Bitiyor diye mi artık? İşte bitiyor diye ucuz olmalı bence ama ne bileyim. Değil mi? Bak burada da 6 lira. Biz 5 liraya almışız fasulyeyi. Güzeldi bizim aldığımız tezgah. Murat çok zeytin seçiyor arkadaşlar. Normalde biz annemler yapıyor zeytinimizi ama Murat tuzu az, tuzu çok, tuzlu, tuzsuz. Böyle çok şey, o yüzden zeytin alıyor birazcık kendine göre. Biz evdekileri yiyoruz çocuklarla. Elli mi annem? Onlar pancarlı renklendirilmiş. Nasıl rengarenk, nasıl cazip. Zeynep de oradan götürüyor zeytinleri. Küt küt. Önde de sepet var. Abiye deyince o da sanki tezgah kendininmiş gibi. Çok komik. Burada bakın bunlar tost makinesinde yapılmış. Kocaman, şunlara bakın. Izgaralı, kırma. Gidiyoruz bakalım. Aldı. Balıkçıya geldik. Alalım. Palamut diye kalmamış. Bitmiş. Arkada da orkinos tutmuşlar. Kocaman. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Vallahi kocaman. İçin etlerini kesip kesip resmen löpet satıyorlar şurada. Marulların üzerine koyuyorlar. Ne alalım? Almayalım mı hiçbir şey? İstavrit falan, hamsi. Yeni yedik. İyi o zaman, hadi gel. Hadi gelin. 25 lira. Hamsi ne kadar? 30. Bakın orada işte o balık. Hadi gidiyoruz. Evet, balıkları geçtik. Şimdi benim bölüme geldik. Bunlar zehir gibi acıdır. Var ya, acımız taze diyor. Börülce. Bundan hiç yemedim. Nasıl merak ediyorum. Yersen bir tek ben yerim evde kesin. Şeker fasulye alıyoruz 1 kilo. O kadar. Evet, hemen hemen fiyatları size çektim arkadaşlar. Şimdi alıp çıkacağız.
böyle bir dolandık. Ondan sonra da fiyat araştırması yapıyoruz. Yani ben her pazara girdiğimde bunu yaparım. Bakarım nerede, ne güzel, ne var. Ondan sonra almaya başlarım. Şimdi de alacağız. Ondan sonra da doğru eve bakalım. Evde artık neler aldım, ne kadar aldım gösterirken görüşürüz. Hadi bakalım, burada da yaprak varmış, mantar var. Ay çok oldu mantar da almayalı. Mısırcı var burada da, o ne kadar? 6 tane 10 lira diyor. Girdik bir milyoncuya. Ali durulur mu? İlle bir milyoncuya girmek istedi. Ali var mı? Ay tabaklar da çok güzelmiş. Var mı orada beğendiğin mesela? He var. Ne kadar fiyatı? Beğendiğini göster. Fiyatı ne kadar? Fiyan değil ya şu tarafta. Ne mi diyorsun? Yüksekli o. 20 lira. Ben kırmızı. 20 lira. Siyah, beyazı. 20 lira. Bir tane alalım. Ufakları 15. 7 buçuk. İstediğini al. Kırmızı mı istiyorsun? Mor mu? Hayır, o erkeklere göre. Kız moru sana aldı abi. Kırmızıyı kendine aldı. Baba. Rengarenk yok muydu? Aa, yoktu. Rengarenkler zaten pazarda 15 liraydı. Bunlar da var ya. Bir çıktı. Bütün çocukların elinde istiyorlar, özeniyorlar. Bir milyoncudan aldık. Ver Zeynep'in mor olan, kırmızı da Ali seçti. Ya anne istiyordum, koptum oldu. Evet. Hadi oyna bakalım. Anne 7 gösteriyor, neden? 7,5, 7,5, 7,50 yazıyor annem. Evet arkadaşlar, pazarı yaptık. Şimdi peynirci babaya geldik bakalım. Murat Malıç peyniri alacakmış. Pazarda hoşuna gitmedi. Daha doğrusu fiyatı hoşuna gitmedi. Ha, duble yumurta 30'lu 31 liraymış. Tanesi 1 TL. He? Tamam, azıcık alalım. Biraz var evde. Ay yaprak sarmalara bak. Dereotlu poğaça yapacağım. Birazcık da mahlep alayım ben. Ay nasıl koktu kız, çikolatalar, bu ne? Fındık kırması, fındık ezmesi. Ay çok güzel koku geldi bu tarafa yaklaştıkça. Reçel çeşitleri. Ne ararsan var peynirci babada. İşte incir reçeli dediğim buydu. Bak yemyeşil, olgunlaşmamış incirden yapmışlar. 41 lira kilosu. Nutellalar iyice pahalanmış. 32 lira. Bu neymiş? Badem parçacıklı. 30 lira badem ezmesi. Badem ezmesi tadı bu. 21.95. Sarelle. Sarelle Duo. Ay şunu çok beğeniyor adam. İndirime de girmiş. Bir tanecik alayım. Şöyle. Bitterlisi de varmış. Ay kırmayalım valla. Onları da dizmişler öyle ölümüne. Bakalım Murat ne yapıyor. Aldın mı Malıç peyniri? Azıcık al. Peynir tatlısıymış. Evet arkadaşlar, biz eve attık kendimizi. Hemen şöyle bir tezgah göstereyim. Ucu bucağı yok vallahi, bakar mısınız? Toplam 300 liralık mutfak alışverişi yaptık. Bu eve geldiğimizden beri zaten böyle market alışverişi yapıyorduk ama şöyle toplu bir pazar alışverişi hiç yapmamıştık. O yüzden şöyle bayağı bir fazla aldım her şeyi. Ben bir de her hafta çıkmıyorum ya, o yüzden. Hani azar azar alıp her hafta çıkmaktansa birazcık fazla alıp da
İki haftada bir çıkıyorum. Yani bir hafta çık, iki hafta çıkıyorum. Ay bir hafta çıkıyorsam bir hafta çıkmıyorum. Bir hafta çıkıyorsam bir hafta çıkmıyorum. Öyle yapıyorum yani. Şöyle göstereyim. Erik aldık. Bu sert eriklerden aldık. Kimisini yumuşak koymuş. Seçtirme yoktu. Seçtirmedi yani abi. O yüzden kimisi sert, kimisi yumuşak. Kilosu 5 liraydı. Her fiyata vardı. 8 liraya da 7 liraya da gördüm. Birazcık kaşar loru aldım. Dereotlu poğaça yapacağım. Onun için. Şu Murat'ın zeytini. Az tuzlu salamura zeytin aldı. Salatalık aldım. 3 liraydı kilosu. Böyle tombiş tombiş olanlar. 5 lira Çengelköy'dü. 6 lira, 7 lira değişiyor. Ondan sonra sivri kıl biber aldım. Garanti tatlı dedi ama acı da çıkabilir. Şu koyu renkler acı olabilir. Bunun da kilosu 7 liraydı. Dolmalık biber aldım. Minik minik seçmeye çalıştım ki böyle olunca kabuğu da yeniyor. Yoksa Ali ile Murat kabuğunu yemiyor. İncecik. 3 liraydı kilosu. Ondan sonra domates aldık. 3 liraydı kilosu. 1 kilo Murat almış böyle. Limon aldım. 4 tanesi 2 liraydı. Ondan sonra üzüm aldı. 5 lira. Şeker fasulye aldık. 10 liralık. Kilosu zaten 10 liraydı. Havuç aldım 2,5 liralık. Bayağı bir fazla oldu. Bana yeter 2 hafta. Roka aldım. Rokalar da maşallah şey gibi aynı. Karalahana pazı gibi aynı görüntüsü. Islatmamışlar da böyle. Bir amcanın tezgahındaydı böyle çok az. Sadece roka vardı tezgahında. Herhalde onu üretiyor sadece bahçesinde. Soğan aldım. Bu soğanlar da tatlı soğan. Güzel oluyor. Acı olmuyor. Minicik minicik böyle. Hem yemeğe hem salatalara. Elma aldım. Her gün beslenmeye bir tane meyve koyma hakkımız var. O yüzden böyle karışık elma aldım. Patlıcan aldım. 4 tane patlıcan ne kadar? 2, 4, 5 tanesine 2,5 lira verdim. Şöyle boyları da küçük küçük. Ondan sonra 6 tane 10 lira mısır aldık. Her yerde öyleydi o fiyattı. Kilosu 5 liradan taze fasulye aldım. Dereotu aldım 2 lira. Marul aldım. 4 lira. Bunları çok özlemiştim. Yeşilliği gerçekten çok özlemiştim. Şimdi bol bol salata yaparım artık bundan sonra. Muz aldık böyle. 11 liraydı kilosu. 2 tane ekmek aldım marketten. Onur Market'e girdik bir de. Şöyle de tavuk aldım. Kilosu 20 liraydı. Ondan sonra şu peynirde kasa indirimi vardı. 20 liraydı. Edirne peynirmiş. Bilmiyorum nasıl çıkacak. Göreceğiz. Tek sütün şöyle kaşar peynirini aldık. 38 lira mı neydi galiba bu da 600 gram mı 34 lira da olabilir. Bir de bu Onur Market'in nar ekşi sosunu merak ettim. Gayet koyu koyu böyle su gibi de değil. Güzel geldi gözüme. O yüzden aldım. Evde de yoktu. Ondan sonra peynirci babaya girdik. Oradan da tereyağı aldık. Zaten peynirci babanın tereyağının hastasıyız biz. Kahvaltıda da, yemeklerde de çok güzel oluyor. Dereotlu poğaça için mahlep aldım şöyle. 7 liraydı. Bu tereyağı da 33 liraydı bu kadarı. Mahlep 7 lira. Şöyle mantı aldım 10 liralık. Bir de şu çikolatadan gösterdim ya. Bundan aldım 20 liraydı fiyatı indirime girmiş. Bir de ne aldık? Murat şöyle eski kaşar almış 27 lira fiyatı. Ondan sonra şöyle bir de üçgen mantı aldım. Evet bu kadardı market alışverişimiz. Pazar alışverişimiz. Yani toplu bir mutfak alışverişi oldu. Büyük bir market pazar alışverişi oldu bizim için. Kahvaltılıklar var. Pazar alışverişi var. Bayağı bir gider bize. Allah bereket etsin inşallah. Rabbim olmayanları da alma imkanı nasip etsin. Şimdi buzdolabını temizlemiştim ben zaten gitmeden. Şimdi hemen yerleştireceğim. Yumurtaları falan çıkartacağım. Dışarı balkona koyacağım artık. Bir serin havalar, bir yağmurlu bilemiyorum. Altta da yeşil zeytinler. Alt gözler zaten dolu. Şu üst 3 rafa yerleştireceğim bakalım. En üst zaten kahvaltılıkları koyuyorum.
Burası da böyle. Şimdi temiz nasılsa hemen düzenleyip yerleştirelim bakalım. Oldu mu? Çok değerlidir. Evet, evet arkadaşlar. Biz hemen ödevlerimize başladık. Neresi? Burası. İşte oranın şifresini çöz bakalım. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi, bir sürü ders var. Yapıyoruz bakalım. Birazdan da Türkçe'ye geçeceğiz. Bu 15. sayfa varmış, hecelerine ayırma. Matematiği yaptık, hayat bilgisini de. Evet, girdim yine mutfağa arkadaşlar. Dolapta birazcık ciğer vardı. Onu pişireceğim. Şurada da tereyağı ve kırmızı toz biber var. Çorbanın üzerine dökmek için. Murat da kendine fırına tavuk sürdü. Şu çıtır tavuklardan çorbanın yanına. Onlar da birazdan pişer. Çorbamız da soğumuş. Onu da altını açalım. Ciğeri pişirelim. Böyle hepimiz karışık ayrı telden çalıyoruz bu akşam yemeğinde. Çocuklar içti birer kase çorba, birer dilim kek yediler. Ali aşağıda, birazdan çağırırım onu. Zeynep de uyuyordu, uyandı. Hasta olacak gibi. Şöyle bol limonlu bir çorba içireyim ona. Biraz da ciğer yeriz. Yanına da bir soğan salatası yapayım. Mis. Yeter. Arkadaşlar bir tek çorbanın tereyağı kaldı dökülecek. Ali de geliyor şimdi. Tepsiye hazırladık bu akşam. Şöyle göstereyim. Soğan salatası, ciğerimiz, Murat'ın tavuğu. Mercimek çorbası zaten mis gibi olmuş. Bir tek Zeynep'e dökme. Önündeki Zeynep'in. Ben acı biber hastası olarak acı biberlerimi koydum yine sofraya. Şimdi tam da ezan saatine denk geldik. Aynı Ramazan gibi var ya. Çok hoşuma gitti. Az kaldı oruç tutmaya. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Zeynep'e. Pastasından bir dilim verebilirim dedi. Hemen gidiyorum anneannem. Anneannem diyerek yerimden fırladım. Tanca Gültekin. Evet arkadaşlar, bizim çay saati vaktimiz geldi. Videomu da artık sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.